Selam. Bildiğiniz üzere yakından takip ettiğimiz platformlardan birisi olan Gain'de Terapist adlı dizi geçtiğimiz günlerde final yaptı. Biz de bu mini diziyi izledik ve genel olarak neler olmuş bahsetmek istedik. İncelemeye geçmeden önce intro gelsin. Siz de o sırada beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Öncelikle keyif veren bir yapımdı ve diğer yapımları düşündüğümüzde Gay'nin ciddi konulu sayılı yapımlarından birisiydi terapist. 7 bölümden oluşan ve 15 ila 18 dakika arasında süren bu dizide Muhammed Uzuner, Zeynep Çamcı, Murat Kılıç, Çağdaş Onur Öztürk, İlayda Alişan ve Dolunay Soysert gibi oldukça başarılı isimler yer alıyor. Dizide birbirinden farklı psikolojik hastalıklara sahip 5 kişi bir terapi grubunda terapist çetin kontrolünde kendileriyle yüzleşiyor. Narsistik kişilik bozukluğu, yetişkin bebek sendromu, sadistik şiddet eğilimi ve öfke kontrol bozukluğu gibi rahatsızlıklara sahip kişileri izliyoruz aslında. Derken bir cinayet meydana geliyor. Doktor Çetin'in karısı öldürülüyor ve olay yerinde terapiye gelen kişilere ait bir ipucu bulunuyor. Bundan sonrasında ise ipuçlarını takip ederek katili arıyoruz. İzlerken birçok kez fikir yürütüyorsunuz, farklı çıkarımlarda bulunuyorsunuz. Geçmiş seanslara yer verildiğinde her bir kişinin cinayeti işleyebileceği ihtimali kullandıkları kelimeler ve takındıkları tavır yüzünden artıyor. Tek tek bunları inceliyoruz bölümlerde. Karakterler üzerine durdukları yerler o kadar farklı ki kesin bu yaptı diyorsunuz. Karakterlerin kendi aralarındaki çatışmaları ve aylardır birlikte terapiye katılmalarına rağmen herhangi bir yakınlık kurmamaları, bazılarının birbirinden haz etmeye oluşu çok güzel ayarlanmıştı. Terapide kullanılan yöntemleri izlerken siz de dahil olabiliyorsunuz. Sarı topu kime atardınız? Hangi kartı çekerdiniz? İzlemeyenlerin olma ihtimalini düşünerek Bölüm sonlarını söylemeyeceğiz. Katili burada öğrenemezsiniz maalesef. Dizide karakterlerin özel hayatlarından sahneleri çok etkileyici yapmışlar bizce. Terapi ortamı her ne kadar loş ve huzurlu olsa da geçmiş kesitler o kadar karanlık ve sertti. Dizi sloganının geçmiş asla geçmemiş ve geçmeyecek olan olmasının sebebini ise finalde öğreniyoruz. Ama bu kadarına gerek var mıydı? Orasını size bırakıyoruz. Dizinin ilerleyişi güzel. Çünkü sadece cinayet sonrasını izlemiyoruz. Cinayet öncesinden cinayet gününe ve daha sonrasına geçişi izliyoruz. Bu sırada ipuçları için kağıt kalem almayı unutmayın. Finalde iki ters köşeye yaşayacaksınız. Tabii ki doktor aslında bir tuzluk değil. Senaryo cinayetten ibaret olmasaydı dizideki tüm hastaların hikayelerini izlemek bile çok keyifli olabilirdi. Bizi üzen şeylerden birisi bu kadar kısa olması. Gay'nin en çok izlenen yapımlarından birisi olan terapisti gelir kapısı olarak kullanacağını düşünmüyor değildik açıkçası. Uygulamanın bir süre sonra ücretli olursa bunu yayınlanan dizilerin terapist gibi ses getiren yapımların daha doğrusu devamlarını izlemek için üyelik isteyeceğini düşündük. Bizi yanılttığı için memnunuz aslında. Dizinin teknik özelliklerine bakarsak dizideki soluk atmosferi biz çok beğendik. Ortamın sadece Çetin'in karısıyla olan anılarını hatırladığı zaman canlanması karakterin şu anda ne kadar karanlık bir ruh halinde olduğunu göndermeydi bizce. Bir süre sonra Çetin'in havasının da terapiye gelen hastalarla aynı olması bunu doğrulayan nitelikteydi. Kamera açılarında göze batan bir şey yoktu. Ama bazı sahnelerde kamera o kadar titriyordu ki fark etmemek imkansız diyebiliriz. Terapist kendisini izlettiren ve sürekli düşünmeye teşvik eden bir dizi olmuş. Gece yorganın altında uyumadan önce bile izleyebilirsiniz. Dizinin tek sorunu hızlı bitiyor olması. Gay'nin bu şekilde başarılı yapımlarla devam etmesini diliyoruz. İlerleyen günlerde yeni gelen ve ses getiren diğer yapımları da yer vereceğiz. Bunun devam edebilmesi için kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.